Mert hocam, şimdi ben botoks yaptırdım. Benim beklentim ne olmalı? Niçin botoks yaptırıyorsunuz ki? Niçin? Mesela... Yaşlandım, arkadaşlar sordular. Aa, sen botoks yaptırmıyorsun mu dediler. Bir botoks mu yaptırsam dedim. Bir de aynada o makyajı yaparken artık eskisi gibi durmadığını fark ettim. Mutlu olmak istedim. En basiti de botoks gibi geldi. Doğru aslında, yani en basiti botoks bu işte. Botoks candır. Şimdi botoksu niçin yaptırıyoruz? Botoks özellikle yaşlanmaya bağlı ve mimiklere bağlı oluşan bazı kırışıklıkların giderilmesinde bir tedavi. İşte kaşımızı çattığımızdaki kaş ortasındaki kırışıklıklar, kaşımızı kaldırdığımızda alnımızdaki, güldüğümüz zaman göz etrafımızdaki kırışıklıkların giderilmesinde kullandığımız bir tedavi. Ve kişi eğer bu kırışıklıklarının azalmasını bu tedavi sonucunda bekliyorsa, onun için botoks uygun bir seçenek. Peki böyle kalacağım mı? Şimdi tabii bazı hastalar böyle kalmak istiyor. Yani o da ayrı bir konu. Bazıları ise daha mimiklerini kullanabilmek istiyor. Burada işte hastanın bu işlemden beklentisi çok önemli. Yani hastayı anlamak önemli. Hastayı tanımak önemli. Ve hastanın bu beklentileri doğrultusunda da hastalara uygun dozlarda tedavi yaparak da istedikleri sonucu verebiliyoruz. O zaman aslında ne istediğimizi bilerek gelmek lazım. Yani ben acaba makyajım böyle sabit kalsın, ay kaşım gözüm çok oynamasın ama güzel gözükeyim, genç gözükeyim istiyorsam bunu ifade etmeliyim. Yok, böyle varla yok arası olsun ama yine de olsun. Böyle baby botoksu değil mi onun adı? Aynen öyle. Yani, arada bir yerde. Bazı hastalar mimiklerini kullanmak, kırışıklıklarının biraz olsun gözükmesini isteyebiliyor. Bazısı ise hiç hareket etmemesini istiyor. Bu tamamen kişisel tercih. İşte daha az ilaç yaparak ve daha az noktaya ilaç uygulayarak böyle sanatçı botoksu veya baby botoks denen bir botoks da uygulanabiliyor. Bu sayede hastalar mimiklerini kullanabiliyorlar. Kırışıklıkları da belli oranda daha azalmış oluyor. Yani biraz daha doğala yakın bir botoks oluyor diyebilirim.